Burasının ismi her ne kadar otonomi geçse de otonominin üstünde bir çatı kuruluşumuz. Motorlu Araç Satıcılar Federasyonu'yuz biz. Türkiye'de yaklaşık 70 bin eski ismiyle galerici, yeni ismiyle motorlu araç satıcısı var. Bunların tabii ilgilendiren yan kuruluşlarıyla beraber milyonları buluyoruz. Türkiye'de yıllık otomobil ticaretinden dönen ciro yaklaşık 500-550 milyar TL. Ama maalesef piyasada baktığınızda eski isminden oluşturduğu gibi galerici dedi mi farklı algılar geliyordu akla. Biz yaklaşık 2010 yılında federasyonumuzu kurduk. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu olarak. O gün bugündür de zaman zaman meclisimizde, zaman zaman siz değerli vekillerimizle görüşerekten sektörün sorunları ortadan kaldırmak için elimizden gelen her türlü gayreti yapıyoruz. Bugün otonomi Türkiye'nin örnek projelerinden birisi. Tamamen öz kaynaklarla yapılmış. Şu anda içinde 3.000-3.500 tane çalışanımız ve iş yeri sahibiyle beraber toplam 680 tane iş yerimiz var burada. Ve burası Türkiye'ye bir örnek oldu. İnşallah diğer illerimizde de bu tür projeler başladı. Tabii biz bunu kendi gönlümüzden de yapmadık. 2009 yılında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yaptık. O zaman Abdülkadir Aksu Bakanımız artık apartmanların altında galericilerin olması doğru değil. Şehirler yaşanmaz hale geldi. Kaldırımlar yaşanmaz hale geldi diye böyle bir genelge çıktı. Bu konuda da en büyük müzdarip olan mahallelerden birisi Emek Mahallesi'ydi. Başkanım iyi bilir. Yeni mahalle, Emek. Bunlar işte aydınlık evler. Böyle projeler yapılması tabii bize göre doğru mu? Doğru. Artık dünya modernize olmuş şekilde. Aslında bütün ticaret yerlerinde de bu tür yerlerin olması gerekiyor. İşte bugün siteler Ankara'nın en popüler mobilyasını satan yerdi. Ama maalesef geriledi. Eskiye baktığınız zaman siteler hem Türkiye'nin her yerine mobilya satardı hem de dünyaya çoğu ihracat yapardı yani. Gerileme oldu. Biz otomotiv konusunda bu projelerle beraber biraz ilerledik. Diğer bir taraftan da sektörün ciddi sorunlarıyla tabii mücadeleler verdik. Bazen ithal arabalarla ilgili meclise geldik. Sayın vekilimize söyledik. Onun gibi samimi gördüğümüz vekillerimize söyledik. Bazen işte genel başkan yardımcılarımıza gittik. Sektörümüzün bir nebze de olsa sorunu çözebildiysek ne mutlu. İnşallah itibarsız olan mesleğe de itibarlı bir hale getirdiğimize de inanıyoruz. Artık Türkiye'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde 50 nolu Nace grubunda temsil eden motorlu araç satıcısı olduk. Kendim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde meclis üyesiyim. Ankara Ticaret Odası'nda meclis üyeliğim var. MÜSİAD Ankara'da da yönetim kurulu üyeliğim var. Burada da hem otonominin hem Başkent Otomotivciler Derneği'nin diğer de çatı kuruluşumuz olan MASFET'in genel başkanlığını yapıyoruz. Şu anda 60 ilde il başkanlığımız ve otomobil ticaret merkezi var. İnşallah bunu niyetimiz tabii 80 küsur il ve ilçelere dönüştürmek. Bir nebze de sizin kadar olmasa da biz de bir siyasi parti gibi çalışıyoruz. İllerde il başkanlıklarımızı, ilçe başkanlıklarımızı kurmaya devam ediyoruz. Bugün buraya gelmenizden dolayı da mutlu olduk. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz tekrar başkanım. Evet, teşekkür ediyorum başkanım. Bugün Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu'nu ziyaret etmeye geldik. Tabii biraz önce başkanımız da ifade etti. Burası Türkiye'ye örnek olmuş projelerden bir tanesi. Az buz değil, 600 iş yeri var. Evet. 3.500 çalışanı var. Tabii bu sektörün bu diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörün de kendine has sıkıntıları var. Biz burada bu sıkıntıları dinlemek üzere huzurlarınızdayız. Sizlerle
görüşlerinizi paylaşacağız. Evet. Ondan sonra da o çerçevede biz de elimizden ne gelirse sizin dertlerinizi dillendirmek, yine bu dertlerinize mecliste ve diğer alanlarda etkili olabileceğimiz alanlarda çözüm aramak üzere elimizden geleni de yapacağız. Hep söylüyorum, yani sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Evet. Sektörler bir iyi gidiyor, bir kötü gidiyor. Bunlardan bir tanesi de bu motorlu araç sektörü. Evet. Yani hala şu anda baktığım zaman birinci elin iyi gittiğini görüyorum. %37'ye civarında birinci el satışlarında artış var. İşte 50 küsur bu pick-up tipi arabalarda, evet, ticari araçlarda. Ticari araçlarda. 34 küsur şeyde normal araçlarda ciddi bir artış var ama binek araçlarında, ama ikinci ele baktığımız zaman düşüş var. Burada bir spekülatif dalgalanmalar ortaya çıktı. Geçen defa bu pandemi nedeniyle arzın olmaması sonucunda fiyatlar çok yukarıya çıkmıştı. Evet, çok fazla. Talep de vardı, evet. Ama bir müddet sonra talep bıçak gibi kesildi. Fiyatlar biraz düşmeye başladı, evet, aşağı doğru. Yeniden birinci el araca doğru galiba bir dönüş oldu. Ama bu arada bu sektörde, yani sizin motorlu araç satıcılarının ciddi sıkıntıları ortaya çıktı. Şimdi bir de üstüne üstlük bir noter harcı meselesi, söylemi var. Evet. Yani belki normal bir zamanda bu dikkate alır, değerlendirilebilir ama bugün, evet, gerçekten bu boyutta bir sıkıntının olduğu ortamda bence bu şeyin, bu harç meselesinin, evet, ciddi şekilde üzerinde düşünülmesi lazım. Biz bu konuda elimizden geleni yapacağız. Sağ olun. Bunun dışındaki sorunları da yine bugün sizden dinleyeceğiz. Ben çok kısa izin verirseniz bir değerlendirme yapayım. Tabii. Bugün enflasyon belli oldu. Evet. Enflasyon yine son derece yüksek. TÜİK verileriyle tutmuyor diyorsunuz. Şimdi şöyle, TÜİK verileri de yüksek. Evet. Baktığınız zaman bu Şubat ayı enflasyonu tüm seri içinde dördüncü en yüksek enflasyon, yani yüksek. Yine bu 15,6'lık 12 aylık tüketici enflasyonu da 2019'un Temmuz ayından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık tüketici enflasyonu. Bunun dışında yine özel enflasyon rakamlarında da bizim için gösterge olan, ileriye doğru ne olacak diye baktığımızda da fiyatlar yine yukarı gitme eğilimini gösteriyor. Gördüğümüz tablo o. Toplam eşya dediğimiz, eskiden yurt içi üretici enflasyonu da yine rekor, son derece yüksek. Şunu tabii görüyoruz. Faizi yükseltiyoruz çünkü enflasyonu düşüreceğiz. Evet. Bunu ben hep söylüyorum. Geçmişteki tecrübemle de söylüyorum. Sadece faizi yükselterek enflasyonu düşüremezsiniz. Ekonomide güveni sağlamanız lazım. Ekonomide güveni sağlayabilmek için de ekonomideki tüm karar alıcılarının önüne derli toplu tutarlı bir programı koymanız lazım. Sadece bu işi faizle götürmeye kalkarsanız daha biz çok faiz arttırırız. 17 de yetmez, 27 de yetmez, 37 de yetmez. Bir an önce güven uyandıracak derli toplu bir programı bu milletin önüne koymanız, belirsizlikleri gidermeniz lazım ki sıkıntıları aşabilirim. Bugün işte sizlerin karşı karşıya olduğunuz en önemli sorun belirsizliktir. Yani bir dönem yüksek fiyatla ikinci eli aldınız çünkü talep vardı. Evet. Şimdi bakıyorum ben, zarar ediyoruz. Burası araba dolu. Elinizdeki, evet, arabaları da muhtemelen zararına satmak zorunda kalacaksınız. Evet. Bir de bunun üstüne noter harcı gibi bir uygulama gelirse bu sizin zararınızı daha da arttıracak. Evet. Hep şunu söyledim. Yani Genel Başkanımız da bunu ifade etti. Ben de bunu ifade ettim. Bugün dünya esnafına yardım etmek için yarışıyor. Neden yarışıyor? Çünkü bu pandeminin sonunda, bu salgının sonunda esnaflarını ayakta tutabilen ve pandemi bittiği anda eski düzenden de daha güçlü bir şekilde devreye girmesini sağlayabilecek olan ülkeler
bu dünya savaşı gibi olan bu pandemiyi, pandemiye karşı savaşı kazanmış olacak. Onlar bu savaşın galipleri olacak. Esnafını ayakta tutamayanlar da bu savaşın mağlupları olacak. Konuşuyoruz. İşte üretim zincirleri kısaldı. Bu Türkiye için büyük bir fırsat. Çin yerine buraya gelecek, yatırım yapacaklar. E siz burada esnafınızı, KOBİ'nizi ayakta tutamazsanız kim gelip yatırım yapacak? Yatırımı yapan zaten esnafla KOBİ. Evet. O nedenle dün, yok cuma, pazartesi günü, evet dün açıkladım. Dün değil, evveli gün. Yani İngiltere'ye bakıyorum, yeni açıkladı daha. Can suyu diye bir şey açıkladı. Normalleşme sürecinde esnafımı işine başlayabilmesi için can suyu vereceğim. Evet. Bizim şimdi bunları konuşmamız lazım. Yani ülkemizin gerçek meselesi esnafımızı ayakta tutmaktır, işsizimize iş bulmaktır. Açlık çeken, yoksulluk çeken, pahalılık altında inim inim inleyen insanlarımızın meselelerini çözmektir. Onun için biz de dolaşıyoruz. Sizleri dinliyoruz. Sağ olun. Türkiye'nin her yerini dolaşıyoruz. Evet. Ve tecrübeli de kadrolarımızla gerçekten devlette geçmiş dönemde kriz yöneten arkadaşlarımız var. Özel kesimde Çetin Osman Bey'i tanıyorsunuz herhalde. Üst düzey Odalar Birliği'nde diğer kuruluşlarda görev almış olan iş adamı arkadaşlarımız var. Sendikalardan gelen arkadaşlarımız var. Esnaflarla birlikte çalışan arkadaşlarımız var. Büyük lojistikçilerimiz var. Onlarla beraber geldik, sizleri dinleyeceğiz. Biz de elimizden geldiği kadar meselelerinize çözüm üreteceğiz. Ama gerçek çözümleri de bizim iktidarımızda göreceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir defa çok güzel konulara değindiniz Sayın Başkanım. Otomotiv sektörü sıfırıyla, ikinciliğiyle, evet Türkiye'nin önemli sektörlerinden birisi. Bir dönem sıfır araba satılır, bir dönem ikinci el araba satılır. Burada tabii dünya bu salgın hastalıktan dolayı bir sıkıntı yaşadı. Türkiye de haliyle yaşadı. Neydi bu sıkıntımız? Dünya araç üretimini durdurduğu için arz ve talepte dengesizlik vardı. Araç üretimi olmadığından ve Türkiye girişi olmadığı için bayilerdeki satılan arabalar liste fiyatının üstünde satıldı. Ve piyasada da ister istemez sıfır araba bulunmadığı için ikinci ele yüklenildi. İkinci el araba fiyatları da balon tabir ettiğimiz yükselmeler oldu. Fiyatlar yükseldi. Tabii daha sonra bunun üzerine işte ÖTV artışı, bir taraftan da kurun yükselmesi bu maliyetleri iyice artırdı. İnsanların satın alması düştü haliyle. Şimdi şu anda tabii salgın biraz rahatladı. Üretimler devam etti. Üretimler Türkiye'ye girmeye başladı ve bayilerin eline sıfır araçlar geldikçe o aradaki fark azaldı. Fakat bir taraftan da devlet faiz oranını yükselttiği için bizim yaklaşık 3 aydır esnafımız, tüccarımız, motorlu araç satıcısı iş yapamıyor yani. Faizin yükseldiği yerlerde ekonomi haliyle düşüyor. Çünkü insanlar risk almaktansa diyor, ben diyor bankaya paramı yatırayım diyor, her ay diyor oradan ne varsa diyor o alayım diyor. Böyle olunca inşaat sektörü de duruyor, otomotiv de duruyor. Sektörler bir zincir olduğu için birbirine dayalı ister istemez işlerimizde düşüş oldu. Araç fiyatları geriye geldiği için de esnafımızın, tüccarımızın